Markette, kasapta, manavda fiyatlar arttıkça kasiyerler de bunalmaya başladı değerli izleyenler. Çünkü zamlara verilen tepkiden en çok onlar nasibini alıyor. Bakın kasiyerlerin bir günleri nasıl geçiyor? Kasaya geldiniz. Fiyatlar dıt 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 okundu. Biz burada sadece okutuyoruz yani. Pahalı, şok. Bayağı bir... Para. Başır istemez, boş ver. Efendim işte sizin gibi herkes böyle kasiyere söyleniyor. Yani gelen geçen hep kasiyere çatıyor. Artık bize de geliyorlar. Direkt yani kızdıkları kişi biz oluyoruz. Çok sitem edemiyorum ama dertleşme amaçlı. Ki muhabbet ediyoruz. İşte bu ses. Kasaya gelince duyulan ses. Kasiyerler günde saatlerce çalışıyor. Onlarca ürünün fiyatını okutuyorlar. Kasiyerler belki de fiyatlara gelen zammın en yakın şahidi. Müşteriler de acısını bizden çıkartıyor yani. Sanki zamma kasıyor ya. Hal böyle olunca son zamanlarda artan fiyatlardan vatandaş derdini kasiyere yanar oldu. Buradan dıt dıt okunuyor. Kalp atışları yükseliyor. Aynen. Bazıları kasiyere söyleniyor. Evet, haklı. Bizim bir suçumuz yok yani, fiyatları da biz belirlemiyoruz. Karşınızda ilk gördüğünüz kişi? Kasiyer oluyor tabii ki. Fırçayı da yiyor birazcık. Ya bu sefer ne oluyor? Kasiyer abi diyor, işi bırakacağım. Sibel Hanım 4 yıldır kasiyerlik yapıyor. Bir gün içinde en fazla duyduğu cümle bu fiyatların haline. Sanki suç bizde, bütün dünya yük bize binmiş, öyle gidiyoruz. Keşke sizin elinizde olsa. Aa, keşke. Evet, kasaya gidiyoruz. Hazır mısınız? 15 günde bir geliyorum. Hı-hı. Mesela geliyorum 200 lira, o bir ay geliyorum 250 lira. Aa, o başka yani, en azından yüz ifademi görüyor olabilir ama kızcağızın ne suçu var? Aslında müşteriyle kasiyer bir nevi dert ortağı. İş faturayı görünce, fişi görünce, para ödemeye gelince... Bir nevi dertleşiyorlar. Olan gene bize oluyor yani. Kolay gelsin derim, ne diyeyim?